nasılsın? Merhabalar, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır Sayın Kaymakamım. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Edir Ramazanlar. Sağ ol. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Fetahallülullah, şefaat eyle ya Resulallah. Hanelere bereket, yiyenlere afiyet, gelmişlerimize rahmet. Dünyada kalanlara sağlık ve selamet. Allah'ın vezit ve la temhus nimeten kesireten bi hürmeti lillahi teala. Fatiha. Abi, üç kayıt. Efendim, kendinizi tanıtır mısınız? İsmail Pendik, Beytüşşevap Kaymakamı. Kato Dağı'na tırmandınız. Siyasi parti temsilcileriyle beraber, alay komutanıyla beraber neler söylemek istersiniz? Öncelikle mübarek Ramazan ayının ümmetimize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ramazan'ın son 10 gününe giriyoruz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni yaşamak, idrak etmek üzereyiz. Kadir Gecesi'nin de şimdiden tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Beytüşşevap biliyorsunuz 2-3 sene öncesine kadar maalesef terörle anılan, hain bölücü terör örgütünün eylemleriyle anılan bir yer idi, bir ilçeydi. Ama hamdolsun ki kahraman Mehmetçiklerimizin, kahraman polislerimizin, jandarmamızın, bekçilerimizin, korucularımızın fedakar çalışmaları neticesinde artık Beytüşşevap tamamen terörden temizlendi. Hem siyasi olarak hem de askeri olarak tamamen terörden temizlendi. Bugün Beytüşşevaplar huzur içerisinde başlarını yataklarına koyuyor. Huzur içerisinde yaylalarında hayvanlarını otlatıyor ve huzur içerisinde bu doğal güzellikleri yaşıyorlar. Bunları bize yaşatan kahraman Mehmetçiklerimize moral motivasyon olması için Kato Dağı eteklerinde altın huzur bölgesinde 7-24 nöbet tutan kahraman Mehmetçiklerimizle bugün iftarımızı açtık. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca yürüyerek geldik. Burada ilçede kime sorsanız 3 sene öncesine kadar değil buralarda arabayla gelmek, değil yürüyerek gelmek, arabayla gelmek dahi mümkün değilken bugün hepimiz yürüyerek hem doğanın o zevkini, o güzelliğinin zevkini çıkardık, hem de Mehmetçiklerimizle beraber iftarımızı açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadık. Buradan bu güzel ortamı bize hediye eden, fedakarca çalışan Mehmetçiklerimize, polisimize, jandarmamıza, korucularımıza, bekçilerimize teşekkür ediyor ve geçmişte burada şehit olan terör örgütünün hain eylemleri neticesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi, jandarmamızı, polisimizi, bekçilerimizi, korucularımızı ve sivil vatandaşlarımızı, sivil şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Efendim, kendinizi tanıtır mısınız? Habib Başkan, Beytüşşevap Belediye Başkanı. Kato Dağı eteklerine tırmandınız ve Kato Dağı'nın zirvesinde alay komutanı kaymakamla beraber şu an Mehmetçik'le beraber iftar açtınız. Neler söylediniz? Bizim için çok anlamlı bir gece. Bugün Mehmetçiğimizle beraber Beytüşşevap'ımızın yüksek rakımlı yaylalarından olan Kato Dağı'nın eteklerindeki üst bölgede askerlerimizle birlikte iftar açtık. Onlarla tanışma fırsatı olduk, tanıştık, kaynaştık. Bu yüzden çok mutluyuz. Onları en azından tanıma fırsatımız oldu. Bizler onların yaptığı çalışmalar sonucunda, başarılı operasyonlar sonucunda evimizde rahat oturabiliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum. Kaymakamımız, jandarma alay komutanımız, diğer rütbelilerimiz ve kanaat önderlerimiz, siyasi parti temsilcilerimizle beraber bugün Mehmetçiği ziyaret ettik. Bizim için çok anlamlı oldu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Beytüşşevap'ta artık bir huzur hakim. Her yere çıkabiliyoruz şu an. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Bunu neye borçluyuz acaba? Tabii bu huzuru, bu güvenliği Mehmetçiğimizin, jandarmamızın, polisimizin, güvenlik korucularımızın başarılı operasyonları ve gayretleri, kararlılığına borçluyuz. Onlardan dolayı bizler elimizde rahat yollarımızda
oralarda yüksek yaylalarımızda gezebiliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun.